Bart Simpson nasıl diyordu? Birilerine kokuyor mokuyor diyor. Neyse. Yeni yılınız umuyorum aşk isteyene aşk, para isteyene aşk, kariyer isteyene kariyer. Yani ne istiyorsanız umarım yeni yılda o olur. Yani umuyorum ki dilekleriniz gerçekleşir. Moraliniz bozuk geçtiyse de 2023'te umuyorum ki 2024'te daha güzel bir yıl sizi bekliyordur. Hepimizi böyledir umuyorum. Ülkecik hatta. Yani lütfen artık daha lafı uzatmayalım. Çünkü fazla uzatınca şanssızlık doğarmış. Umuyorum öyle olur ama. Ve hemen başlayalım aylık okuduğum çizgi romanlara. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Arkadaşlar bugün karşınıza yeni bir video ile çıkıyorum. Bir ay sonra Aralık ayı okuduğum çizgi romanları videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, ben bu ay yine okudum. Bu ay ilk defa kendime bir Batman çizgi romanı okudum. Daha öncesinde hep topladım, yaptım. Size daha önce bahsettiğim, gördüğünüz çizgi romanın hiçbirisinde orijinal Batman değildi. Hepsi paralel evrendeki veya farklı bir evrendeki Batman'lerdi. İlk defa gerçek bildiğimiz Batman'i okudum ve ilk defa bu eserde çıkmış. Yani bu eserde ilk yılın anlamında ilk defa burada çıkmış. Ben bunu çok beğendim açıkçası, bu hikayeyi. Hatta bunun animasyonu var. Animasyonu da en az bunun kadar güzel. Hatta ama animasyonu da böyle bir 40-30 dakikası falan böyle tamamen alakasız, hiç çizgi romanda olmayan farklı bir konuyu anlatıyor. Aslında Batman'in buralarda biz şeylerini görüyoruz. Hani ukala olduğunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Böyle ukala gibi takılıyor, milletin ondan şüphelenmemesi için daha farklı rollere bürünüyor falan. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ve aynı zamanda Jim Gordon'da, değil mi? Vallahi şimdi ismini unuttum, adamın linçliyemeyim bir de. Yani bizim komiserimizin ilk defa böyle Gotham'a gelişini falan görüyoruz. Ben çok beğendim açıkçası. Şöyle, Batman'i çok okuyan insanlar bunu beğenmez. Ve bu biraz da pahalı bir eser şu an. Bizim artık nadir bizim ülkemizde maalesef. Ama ilk defa Batman'i gördüğümüz, olaylara ilk defa yaklaşım açısından böyle kendini sorguladığı birkaç şey yapması benim çok hoşuma gitti. Beni düşündürdü. Bunu bitirip direkt de ben bunun hani animasyonuna bakınca gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani hikaye aslında çok basit. Batman çıkıyor ortaya ve yarasa adam diyorlar. Belediye başkanı falan veya polisler, bu kim hani, bu da suçlu falan kafasına geliyorlar. Batman'i yakalamaya çalışıyorlar. Bayağı binayı falan bombalıyorlar. Batman orada mahsur kalıyor falan. Bu tarz şeyleri görüyoruz. Sonrasında işte hani Gordon'un işte Batman'le tanışmasını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl daha iyi anlaştıklarını, nasıl daha sonra karşılaştıklarında birbirlerine sahip çıktıklarını, saygılı olduklarını bu eserde daha net bir şekilde onun temelini böyle atarak görebiliyoruz. Benim için iyi bir şey oldu aslında. Hani ilk eserimin Batman olması için bu, yani bu olması benim açımdan çok iyi oldu. Yani çok daha fazla atmak istemiyorum arkadaşlar. Çizimleri zaten güzel, eski tarz. GBC'de de güzel basmış. Umarım devamı gelir. Hani basar. Çünkü nadir, bunu herkesin okumasını isterim. 300-400 liraya değecek bir eser değil. Ben 120 liraya aldım. Değer. Ve diyor arkadaşlar, başka bir eserimize geçelim şimdi. Evet. Geldik Kırmızı Sırtlı'nın. Lanet Kırmızı Sırtlı'nın ilk cildine. Arkadaşlar ben bu eseri çok beğendim. Gerek konusu, gerek işleniş, gerek çizer. Özellikle çizer. Niye? Çünkü benim en sevdiğim Salvador Larocco çizeri. Star Wars'ta muhteşem işler yaptığını zaten beni izleyen herkes biliyordur. Çünkü çok bahsederim bu adamdan. Ve burada da ilk defa bir düşman görüyoruz. Bunu ben ilk defa mesela Spider-Man oyununda görmüştüm. Şey, Mr. Negative, Martin Lee miydi ismi? Şu an anımı sayamadım. İlk defa bu eserdeymiş mesela o adam. Ve bu adamı burada görmek beni çok şaşırttı. Bilmiyordum, hiç bilmiyordum. Yani hiç sıfır spoilerla girebildim bu esere. Hiçbir yerde görmedim, hiçbir yerde konuşulduğunu görmedim. Ve bu eserde bunu görmek çok hoşuma gitti. Şimdi Host Comics'i okuyanlar var mıdır yok mudur aranızda bilmiyorum ama bu hikaye Host Comics'in devamı gibi başlıyor. Host Comics'te nasıl bitiyordu arkadaşlar? 10 saniye ile sarın, hemen 10 saniyede anlatacağım. Host Comics'te evrenimizde bizim May halamız ölüyor ve May halayı iyileştirmek için evren sıfırlanması gerekiyor. Bu nasıl yapılıyor arkadaşlar? Şeytanla anlaşıp herkes bütün avları siliniyor. Fakat bunun cezası Peter ve sevgilisi artık birbirini hatırlamıyor olacak. Bunu kabul ediyorlar karşılıklı bir şekilde ve evren sıfırlanıyor. Hikaye buradan başlıyor. Peter falan daha hala görmedi aslında burada vereceğini ama eminim bir sonraki sayılarda görecek. Arkadaşlar bir hata olduğu için hikayeden bahsettiğim kısım kayda alınmamış. Birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela bu hikayede bizim
Kahramanımız artık şehri biraz küstüğü için ortalıkta gözükmüyor. Hatta o kadar uzun süre gözükmüyor ki bildiğimiz işte gazeteci, kötü gazetecimiz şey yapıyor hani. Bakın Spider-Man kötü biriydi, ben haklıydım, o yüzden şehirde gözükmüyor falan. Hatta bu adamın satışları o kadar düşüyor, o kadar düşüyor ki Daily Bugle kapanıyor falan, hani o derece şeyler oluyor. Şimdi devam edelim. Ben çok beğendim. Hani klasik, çok klasik bir Spider-Man hikayesi. Fakat Host Comics bittikten sonra buna başlamak çok daha büyük bir zevk verdi bana. Mr. Negatif. Ben bunu bu hikayede görmem çok hoşuma gitti. Özellikle Spider-Man 2'de çok daha böyle ağırlıklı ona işleyişiyle beraber bunu okumam. Zaten ondan gaza gelip bunu okudum. Mutlu etti beni. Arkadaşlar bence ucuza bulduğunuzda alınıp okunabilecek bir eser. Zaten üçleme bu. Kendi arasında ilk üçleme seri. Diğerleri one shot şeklinde okunabilir. Galiba belli bir sayılar yine birlikte okunuyor. Ama çizimi, hikayesi, yeni eklenen düşman olsun ben çok beğendim. Valla kesinlikle öneriyorum size arkadaşlar. Bulursanız alıp okuyun. Evet arkadaşlar şimdi gelelim yeni bir eserimize. Nedir? Deadpool Yaşayan Ölülerin serisi. Bu iki ciltlikten oluşan bir seri. Ben açıkçası bunu baştan söyleyeyim. Şu an ülkemizde nadir olan bir eserlerden. Bunun fiyatı 350 liraya kadar değecek bir eser. Hem koleksiyonunuzda size bakıp mutlu eder. Hem de hikayesi güzel. Tam bir film veya tam bir dizi çıkacak konuya sahip bu çizgi romanımız. Peki nedir konumuz? Dünyamızda bir hastalık belirliyor ve zombi oluyor herkes. Ve zombi olanlar Deadpool oluyor. Bazıları olmuyor falan. Onu okuyunca siz kendiniz göreceksiniz. Ben bunu şimdi anlatıp sizin kafanızı karıştırmayacağım. Fakat bir sürü Deadpool var hikayemizde ve zombiler var. Ve hikayenin çözümü bitişi benim çok hoşuma gitti. Bu ilk serisi. Bunun bir de devamı var. İkisini, bunu sadece göstereceğim. Çizimler aynı zaten. Bir de The Walking Dead'e de çok benzetmişler. Ben oradan ona böyle bir atıfta bulunduklarını hissettim. Zaten galiba çizerlerinden biri The Walking Dead'de de çiziyormuş birkaçı. Bitişi tam bildiğimiz Deadpool. Yani düşünsek aklımıza ne gelir desek bu gelirdi. Ve acıklı bitiyor aslında bakarsanız. Komik bitmiyor ama tam Deadpool'luk bir hareketle bitiyor. Ben çok beğendim. Hikaye gerçekten 10 üzerinden ben 8,5-9 verebilirim. Uzun olsaydı 10 verirdim. Ben çok uzun eserleri çok severim. Bildiğimiz dünyamızda Deadpool'lar var. Ve millet artık Deadpool'u sevmiyor. Bizim orijinal Deadpool'umuzu görüyor birisi. Kötü olduğunu anımsatıyor. Bir şekilde o kendi hafızasını hatırlıyor. Ve iyi bir adam oluyor. Çünkü diğer Deadpool'lar cani olmuş. İnsanları öldürüyor falan durumuna geliyor. Fakat bizim Deadpool yardım ediyor insanlara ve bir aileyle beraber iş yapmaya başlıyor. Ben açıkçası çok beğendim. Hikayenin biraz kısmını anlatayım aslında belki anlamazsınız. Daha sonrası işte aileyle böyle bir köye yerleşiyor. Sonra birden zombi oluyor kendisi. Hastalıktan dolayı köye salgın başlatıyor. Sonra tekrar kafası yerine geliyor falan filan. Böyle bu tarz şeylerle devam ediyor. Ama vahşet oranında yükseklik var. Hikayesi güzel, çizimler gayet güzel arkadaşlar. Ben açıkçası kesinlikle alıp okuyacağınız bir eser olarak değerlendiriyorum bunu. Bence kesip alıp okuyun bunu yani. Bu kaçmasın. Bu güzel bir eser. Çok spoiler vermeye müsait çünkü tam bir dizilik, filmlik bir hikaye. Vallahi öyle bak. Ben çok beğendim. Nasıl anlayacağımı spoiler vermeden. Çok değinmeden gibi hissettim. Alın, okuyun. Konuşun üstüne. Konuşalım bir ara. Evet. Ben bu ay neden fazla çizgi roman okumadım sorusuna gelirsek arkadaşlar. Ben bu ay tamamen Yürüyen Ölülerimle meşguldüm. Sınavlar bitti ve ben Yürüyen Ölüleri cilt 20'de kalmıştım. Çünkü devamı gelmeyeceğini biliyordum. Ve bir okudum, bir okudum. Hayvan gibi okudum. Yani 10 günde galiba bütün serileri bitirdim. Cilt 32'ye kadar. 11 yıl, 12 yıl sürmüş neredeyse. Geç olsun, güç olmasın derler ama bununki hem geç hem güç oldu. Yani arkadaşlar, size The Walking Dead'in neyini anlatayım bilmiyorum. Diziyle farklılıkları çok fazla. Sonu bile bir farklı bitiyor. Hikayesi farklı bitiyor. Karakterleri farklı. Yaşayanlar farklı. Ama bence olması gereken buymuş gibi hissettiriyor bana. Ve çoğu insan sevmez uzun eserleri okumayı. Neden sevmediklerini kimsenin anlamam. Ben seviyorum ama çok severim uzun hikayeler okumayı. Ve şunu da söyleyeyim açıkçası. Bence uzun hikaye okumak sizi o hikayeye daha çok bağlar. Biraz daha böyle sizin aileymiş gibi hissettirir sizi. Ben bu eserlerde onu çok hissettim. Mesela size birkaç farklından bahsetmek isterim diziyi izleyenler varsa özellikle. Mesela arkadaşlar son sezonda bizim Mercer diye bir karakterimiz var. Bu Mercer kimdir? Commonwealth diye bir topluluk var. Bu topluluğun komutanı gibi bir adam. Başkanı da var o topluluğun. Fakat oradan sorumlu olan Mercer. Dizide
bizim karakterimiz Mercer çok daha zor ayaklanıyor olduğu topluluğa karşı. Çünkü biraz orada tam bir eski kapitalist sistem var. Eski mesleklerine karşı göre insanları ayırıyorlar. Böyle bir sistem yapmış Commonwealth'tekiler. Dizide de ayaklanıyor ama burada çok daha çabuk onun ayaklandığını görebiliyoruz. Yani mesela dizide arkadaşlar çok böyle uzaktan dahil oluyor ama burada mesela askerlerle bıktığını dile getiriyor. Bu tarz şeyler olduğunu söylüyor. Bu tarz farklılıklar var mesela. En basit, en farklı özelliklerden biri var mesela. Size hemen söyleyeceğim onu. Dwight biliyorsunuz sezon 7 veya 8 olması lazım. Negan'ın geldiği sezonda diziden ayrılıyor ve diğer bir sezona geçiyor. Başka bir crossover diziye geçiyor. Fakat burada hikayemizin sonuna kadar neredeyse kalıyor bizimle. Hiçbir yere gitmiyor. Mesela bu da güzel bir şey. Çünkü ben Dwight'ı görmeyi seviyorum. Hem dizide de seviyorum hem burada okumayı da seviyorum. Gerçekten çok güzel bitiyor. Hani buzluk kalmıyor içinde. Ya bu bitti değil. Tamam. Budur hani bitti. Diyebiliyorsun kendine. Ben çok beğendim. Çok seviyorum The Walking Dead'i. İyi ki de okumuşum. İyi ki de serisini tamamladım. Mutluyum. Size de kesinlikle öneririm. 3500-4000 TL'lerde bütün setini bulabilirsiniz Elisa'da. Bence oradan bir bakıp alın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videom biraz daha kısa olmuş olabilir diğerlerine göre. Kusura bakmayın bu yüzden. Fakat dediğim gibi bu ay The Walking Dead'e tamamen bağlandığım için çok az araya çizgi roman sıkıştırdım. Onları da tek sırf sizin için sıkıştırdım sohbet etmek için. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilsiniz lütfen abone olun. Yeni yılınızda size mutluluklar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.